Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bir arabada EGR sistemi, EGR iptal edilir mi? Şimdi öncelikle bu motor çıkışında arkadaşlar, uluslararası emisyon değerlerince şurada bir partikül filtresi var. Bir önceki videolarımızda partikül filtresinin iptal edilip edilmemesi konusunda zaten bilgimizi verdik. Şimdi EGR sistemi arkadaşlar neydi? Arkadaşlar bu EGR sistemi, egzoz geri dönüş sistemi diyelim buna. EGR sisteminin görevi, İlk önce bu sensörleri iptal etmeden, yani bu sistemi iptal etmeden bunun ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor. EGR sistemi arkadaşlar, uluslararası emisyon değerlenince böyle özellikle katı yakıt sistemlerinde, dizel arabalarda bulundurması gereken bir zorunluluk. Çıkan egzoz gazının pisliğini, yani onun karbonunu en aza indirebilmek için çıkan gazın tekrar bir kısmını yeniden yakılma sistemidir. Yani motora harici anlaşmalar gereği konulan bir sistemdir. Yani herhangi burada bir enjektör veya yüksek basınç meşhuri, ne bileyim işte solenoiddir, turbodur, hani onlarla ilgili sonradan da çalışan sistem olsa onun gibi bir parça değildir. Motorun içerisinde bir itici değildir, eksantrik değildir. Bunlar harici anlaşmalar gereğinde karbon emisyonunu düşürebilmek adına motorlara konulan bir sistemdir. Bu EGR sistemi. O yüzden Bu sistem, onu da belirtiyorum, iptal edilebilir. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. İptal edildiğinde arkadaşlar, egzoz çıkışındaki bunun borusu arkadaşlar oraya bir tapak konularaktan iptal ediliyor. O şekilde yani iptal edilebilir. Valve sistemi de çalışamayacağı için beyinden bunun sistemi silinebilir. EGR sisteminin bütün şeyi bu. EGR sistemi ne yapıyor arkadaşlar? Egzoz gazını alıyor. Arkadaşlar, motor suyu tarafından aşağı tarafta, hani göremiyoruz, sadece şurada kıvrımlı borusunu şöyle görüyoruz, bakın orada şu yandan da borusunu görebiliyoruz, yani baktığınızda görebilirsiniz. Motordan çıkan o egzoz gazını, sıcak gazını motor suyu tarafından içinde soğutup tekrar bir kısmını yakmak maksadıyla şu alt taraftan boğaz kelebeğine bağlamışlar, motora veriliyor. Yani bütün sistem olarak budur. Yanmamış, yanmış ama tekrar bir kısmının motora verilmesi ve tekrar yakılması. Yani gazın tekrar motora gönderilerekten bir defa daha elden geçirilmesini sağlayan bir sistem. Harici bir sistem değildir. İptal edilebilir. İptal edildikten sonra dediğim gibi EGR valve arızası alırsınız. Onu da eküden, beyinden, yazılım ile sildirmeniz gerekiyor. Aynı partikülde olduğu gibi. EGR sisteminin motoru şöyle bir zararı vardır. Tekrar çıkan motordan gaz EGR'ye girmektedir. EGR'de ne kadar soğutulsa da boğaz kelebeğine iletilmektedir. Ve boğaz kelebeğine kurum, emme manifolduna kurum ve motora kurum yaptırmaktadır. EGR sistemiyle partikül sisteminin kesinlikle motora bir faydası yoktur arkadaşlar. Bunu bilin. Yani motorun olmazsa olmaz parçalarından biri değildir. Sadece gaz sistemini tekrar bir daha elden geçirebilmesi için, temiz bir gaz çıkışı elde edebilmek için motor sistemlerine konulan sistem parçalarından biridir. EGR, yani buradaki EGR ve partikül sistemi. Bu EGR sistemi boğaz kelebeğine bağlandığı için boğaz kelebeğinin, emme manifoldunun ve motorun sıcak gaz vasıtasıyla kirletilmesini sağlayan bir parçadır arkadaşlar. Kesinlikle motor sağlığı açısından bir faydası yoktur. Net arkadaşlar. EGR sistemi ve partikül sisteminin motor sağlığı açısından herhangi bir faydası hiçbir motora yoktur. Ama konmak zorundadır. Gaz emisyonunu düşürebilmek için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.